Bu videonun amacı ne? Bu videonun amacı daha önce protein tozu kullanmış olan arkadaşların aşağıda kullandıkları markalarla, ürünlerle ilgili yorumlarını, tecrübelerini paylaşmaları ve böylelikle bağımsız, güvenilir bilgi alabileceğiniz ve işe yarayacak bir platform haline gelecek aslında bu videonun yorumlar kısmı. Vitamixen merhaba arkadaşlar, ben Emre. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bu sefer bir farklılık yapıyoruz arkadaşlar. Bu videoyu yalnızca ben çekmeyeceğim. Daha doğrusu bu videonun hizmet ettiği amaca ulaşmasında yardımcı olacak kişi yalnızca ben değilim. Siz de bu işin içindesiniz artık. Nasıl bir şey yapacağız? Videonun başından da anlayacağınız gibi protein tozları hakkında yorum toplamak istiyorum. Daha önce şöyle bir tecrübem oldu. BİM videosunu çekmiştim. BİM'e protein tozu gelmişti bir markanın. Onu alıp evde incelemesini çekmiştim ve daha sonra videonun sonunda dedim ki bugüne kadar kullanmış olduğunuz protein tozları hakkında yorumlarınızı aşağıya yapabilirsiniz. Ve beklemediğim düzeyde inanılmaz fazla yorum geldi sizlerden ve tabii bu bahsettiğim video şekli ben bayağı bir süre geçti, aylar geçti ve hala orada değişik tartışmalar dönüyor, insanlar birbiriyle fikir alışverişi yapıyor ve bu çok güzel bir şey. Ben de buradaki bu enerjiyi görünce aklıma parlak bir fikir geldi. Bunu da hemen sizlerle paylaşıp bir video haline getirmek istedim. Şimdi protein tozları biliyorsunuz, hatta diğer supplementların tamamı da ülkemizde sporcuların birazcık kanayan yarası. Neden kanayan yarası? Çünkü çok fazla marka var, çok fazla çeşit var, hepsinin çok değişik vaatleri var ve pazarlama konusunda da oldukça rekabet içinde olduğu için bu markaların tamamı çok değişik şeyler görüyoruz. Sürekli hani bu ürünü almadan vücut yapamazsın, şu lazım sana, şu lazım, bu lazım. Dergilerde, şurada, burada, sağda, solda, internet sitelerin kenarında, bannerlarda falan sürekli böyle kaslı abiler patlıyor ve bir markanın diğerinden daha iyi olduğunu savunmaya çalışıyorlar aslında. Ve sizi, beni, yani spor yapan insanları kendilerine çekmeye çalışıyorlar. Durum böyle olunca da bu bilgilerin kaynaklarının çok bağımsız olması tabii ki beklenemiyor. Sürekli taraflı içerikler oluşturuluyor bu markalar için. Ben de dedim ki, Fit Yemek Emre durur mu? Yapıştırmış cevabı. Madem Fit Yemek olarak 150 bini geçtik, böyle büyük bir komünite haline geldik ve bu komünitenin içinde spor yapan, sağlığına, beslenmesine dikkat eden insanlar bulunuyor. Dolayısıyla protein tozu kullanmak isteyen arkadaşlar da var ve kullanmış olan da bir sürü arkadaş var. Yani aslında bizim elimizde çok büyük bir güç var. Bizim elimizde bilgi var, tecrübe var. Ve bu tecrübeyi birbirimizle ne kadar çok paylaşırsak o kadar hızlı hedeflerimize doğru yol alabiliriz. O yüzden bu videoda şöyle bir ricam olacak sizden. Bugüne kadar kullanmış olduğunuz protein tozlarını düşünün. Tüp supplementlar değil, bu videoyu yalnızca protein tozları için hazırlamayı düşünüyorum. Eğer faydalı olursa diğer supplementlar için de bu tarz belki bir içerik hazırlayabilirim. Bugüne kadar kullandığınız, kullanmış olduğunuz, tecrübe ettiğiniz, denediğiniz protein tozlarını düşünün. Ve bunu bir yandan bunları düşünürken, hatırlamaya çalışırken diğer yandan da videoyu izlemeye devam edin. Kanalın konseptinden dolayı ve kitlemle aramdaki ilişkiden dolayı bana da bu konuyla ilgili çok fazla soru geliyor. Şu markayı mı alayım, bu markayı mı alayım, şunu mu alayım, bunu mu alayım gibi bir sürü soru geliyor. Ben de bu soruları kendim yanıtlamak istemedim. Hani bir video çekip de şu protein tozu daha iyi, bu daha iyi demek ne kadar mantıklı ve ne kadar tarafsız görünecek. O yüzden bu videoda ben kendi tercihlerimi, kendi düşüncelerimi pek paylaşma taraftarı değilim. Çünkü bu videoda asıl bu amaca hizmet edecek olan şey sizler olacaksınız. Bu videonun altındaki yorumlar olacak. Ben bu videoda yalnızca yönlendirici rolündeyim yani. O şekilde düşünebilirsiniz. Şimdi bunun yanında tabii ki bilgi vermeden de geçemeyeceğim tabii ki. Video çekmişken bilgi vermek lazım. Öncelikle toparlamak gerekirse aşama aşama gitmek istiyorum. 1. Bu videonun amacı ne? Bu videonun amacı daha önce protein tozu kullanmış olan arkadaşların aşağıda kullandıkları markalarla, ürünlerle ilgili yorumlarını, tecrübelerini paylaşmaları ve böylelikle bağımsız, güvenilir bilgi alabileceğiniz ve birebir bunları kullanmış olan arkadaşlarla tadına bakmış, shaker'ına koyup çalkalamış olan arkadaşlarla iletişime geçme. Yani birbirimizle hem biraz kaynaşma hem de bilgi alışverişi yapma noktasında işe yarayacak bir platform haline gelecek aslında bu videonun yorumlar kısmı. İkinci olarak tabii ki yönlendirme amaçlı kriterlerden de ben biraz bahsetmek istiyorum. Tabii ki marka adı söylemeyeceğim demek ayrı. Protein tozu alırken nelere dikkat ediyorum bunu anlatmak ayrı. Nelere dikkat ettiğimi tabii ki size anlatacağım. Öncelikle ben yeni çıkmış markaları birazcık zaman tanıyorum onlara açıkçası, öyle söyleyeyim. Yani direkt hani yeni çıkan markalar kötüdür demek istemiyorum kesinlikle. Çok iyi, çok güzel markalar da çıkabilir. Ancak bunlar çoğu zaman ilk tercihim olmuyor. Neden olmuyor? Çünkü protein tozu olayı birazcık sıkıntılı bir olay. Yani çok para dönen bir sektör olduğu için böyle yalancı, fake markalar da çıkıp çıkıp patlıyorlar. Bunların çoğunu belki siz görmüyorsunuz.
Ama ben bu işin içinde olduğum için bunları sürekli denk geliyorum. Hatta direkt ürün çıkarıp mail atanlar oluyor. Sponsorluk anlaşmaları yapmak isteyenler oluyor. Ama ben diyorum ki ben sizin markanızı yeni duyuyordum. Sizin adınızı ilk kez duydum ve birazcık bekleyelim. Yani ya gideceğim tesisini gezeceğim. Nasıl üretim yapıyor, gerçekten güvenilir mi, bunu görmem gerekiyor. Çünkü bu bir sorumluluk benim için. Yani benim burada söylediğim şeyler yalnızca bir video çekip paylaştığımda bitmiyor. Bu videonun devamı da var. Bu videonun benden kameraya geçişi gibi kameradan size geçiş aşaması da olduğu için bunları da göz önünde bulundurmam gerekiyor. O yüzden sizin adını bile duymadığınız, sizin adını duyma seviyesine erişemeyip patlayıp giden, batan çok fazla supplement markaları da oluyor. Yeni yeni markalar oluşuyor. Ve eskaza bunlardan biri, yani bu fake markalar, ya fake marka dediğim üretimde hile yapıyor. Besin değerlerinde de yalan açıklamalarda bulunuyor, beyanlarda bulunuyor. Üretim tesisleri perişan vaziyette, kullandıkları ham maddeler kötü. Yani alıp da tüketmeye değmeyecek ürünler üreten markalar bunlar genellikle. Bunun dışında tabii ki işini çok güzel yapan, çok kaliteli ham madde kullanan ve güzel ürünler üreten markalar da var tabii. O yüzden marka adı altında bakacak olursak böyle çok yeni çıkmış, daha doğru düzgün hakkında yorum bulunmayan, insanlar tarafından tecrübe edilmemiş markalar kesinlikle ilk tercihim olmayacaktır. Onları bir kenara ayırıyorum ve yıllardır bu piyasanın içinde olup da hala güvenilir imajını koruyabilen markalar benim için bir puan önde oluyor. İkinci özellik, eğer fayda açısına gelecek olursak, eğer dediğim gibi marka ve ürün güvenilirse besin değerleri açısından, besin değeri aynı olduktan sonra ve kullanılan ham maddeler de genellikle aynı şey olduğu için zaten direkt whey protein. O yüzden fayda açısından aralarındaki farkı öyle forum sitelerinde vesaire anlatıldığı gibi göremezsiniz arkadaşlar. Yani arasında 1 gram, 2 gram protein farkı olan ürünler ölçek başına. Sen günde 1 ölçek, 2 ölçek içinde 1-2 gram protein seni ne Arnold yapar ne de zayıflıktan öldürür, proteinsizlikten öldürür. O yüzden aralarında çok bir fark yok. Hani şu protein tozu şişiriyor, bu protein tozu şöyle yapıyor, böyle yapıyor gibi olaylar birazcık safsatadan ibaret. Daha doğrusu safsata demeyeyim de placebo. Yani kendini onu kullandığında daha şey hissediyorsan, markanın sana öyle bir verdiği bir imaj varsa ve bu imaja kapılıp da sen şu marka bundan çok daha iyi diyorsan, besin değerleri aynıyken tabii bu yorumu yapıyorsanız, bu birazcık placebo oluyor. O yüzden fayda benim için öyle ön planlarda değil. Çünkü hemen hemen hepsinin aynı şey olduğunu biliyorum artık. Geldik benim için en önemli özelliklere. Bunlardan bir diğer özellik arkadaşlar, ne kadar kolay karıştı. Ya bu gerçekten çok önemli. Çünkü sen o protein tozunu aldığın zaman yapısı belli işlemlerden geçmesi gerekiyor bir defa. Öyle koyduğun gibi sudan geçmesi için. Kullanırken zaten bunlar birazcık gözle alınan şeyler. İçindeki işte tatlandırıcılar, şunlar bunlar. Yani öyle mükemmel şeyler gibi anlatamayacağım. Ama sen artık almak istiyorsan. Bunun kolay karışması bence çok büyük bir avantaj. Çünkü bazı markalar gördüm ki hani böyle koyup artık blenderdan falan geçirmen gerekiyor doğru düzgün karışabilmesi için. Kimi markalarda direkt attığın gibi karışıyor, seni hiç uğraştırmıyor. Bu karışma neden önemli? Bir, içerken protein tozunun olayı zaten yemek yapmaya, hazırlamaya vakit bulamadığın dönemlerde özellikle ya da protein ihtiyacını, açığını kapatmak için hızlıca bir şeyler tüketmek. Sen oturup da onu karıştırmakla yarım saat uğraşıyorsan ben sana yarım saatte burada hindi yapayım fırında yani. O kadar uğraşma protein tozuyla falan. O yüzden kolay karışma bence önemli. İkinci özellik topaklanmama. Bu da önemli çünkü hani bazılarının bir kısmı karışıyor, bir kısmı topaklanıyor. Birinciyle birazcık benziyor aslında yani. Kolay karışma, topaklanmama aynı. Üçüncüsü de köpürme olayı. Kime protein tozları öyle köpürüyor ki yani artık rahatsız edici düzeye geliyor. Çünkü bunu yalnızca shake yapıp kafaya dikiyorsan okey belki köpürme olayı senin için çok bir problem olmayacaktır. Ama bunu değişik şeylerde kullandığın zaman, tariflerde kullandığın zaman, kek yapacaksın, bir şey yapacaksın, bunlara karıştırdığın zaman o köpük ortaya çıktığı zaman bütün şeyin kıvamını bozabiliyor. Yapacağın tatlının kıvamını bozabiliyor. O yüzden bu benim için de önemli bir kriter. Ki protein dozunu ben genellikle zaten böyle değişik tariflerde kullanıyorum. İşte pankek yaparken, kek yaparken, bir şeyler yaparken ya da bir şeye ek olarak genelde eklediğim bir şey oluyor. Öyle doğrudan alıp da hani protein shake olarak düzenli tüketmeyi seven biri değilim. Çünkü yemek yemeyi seviyorum ama ben yemek yemeyi sevmiyorum, protein ihtiyacımı karşılayamıyorum diyorsanız o şekilde de tabii ki kullanabilirsiniz. Bir diğer kriter yine çok önemli, protein tozunun tadı. Tat konusunda şöyle bir ipucu vermek istiyorum size arkadaşlar. Bazı markaların böyle tek porsiyonlu ya da 5 porsiyonlu falan versiyonları da satılıyor. Yani böyle birazcık tanıtım amaçlı. Ya da bazı yerlerde hani stand açıyorlar, bir şey yapıyorlar. Size bunları tatma imkanı veriyorlar. Bazı spor salonları da böyle tek ölçek protein tozu satıyor. Şimdi bunlardan tadım yapıp da alacak olduğunuz zaman dikkat etmenizi istediğim bir şey var. O da şu. Alışılagelmiş dışındaki aromadaki protein tozları. Yani alışılagelmiş ne var? İşte çikolata, çilek, vanilya. Bu üçlü yıllardır var ve hemen her markanın bulunan aromaları.
Bunların dışında bazı farklı aromalar da ortaya çıkıyor. İşte cappuccino'lu, kurabiyeli, oreo'lu, fıstıklı bilmem ne, şöyle böyle beyaz çikolata, ahududu karışımlılar bilmem neler. Bu tip farklı lezzetler ilk defa içtiğinizde ya da birkaç defa içtiğinizde size çok güzel gelebilir. Ama bu tip farklı aromaların şöyle bir dezavantajı oluyor. Alışık olmadığınız bir tat olduğu zaman buna eğer siz düzenli kullanmayı hedefliyorsanız, yani alıp her gün bir ölçek protein tozu içeceğim mantığıyla eğer alıyorsanız bu ürünleri, çok kısa sürede, bir hafta içinde, 10 gün içerisinde bunlar sizi bayabilir. Bu konuyla ilgili hatta kötü bir tecrübemi de anlatayım size. Yine marka adı vermeyeceğim, karalamak gibi olmasın. Bir markanın muzlu protein tozunu almıştım. Bundan yıllar önce, işte 3 yıl önce falan da herhalde. Muzlu, yani düşünün muzu ne kadar sevdiğimi biliyorsunuz. Ona rağmen bu muzlu protein tozunu ve ilk içtiğimde dedim ki, yani sütle karıştırdım içtim ve dedim ki muazzam. Yani bayağı böyle ev yapımı muzlu süt tadı vardı. Ve bayılmıştım yani. 2 gün oldu, 3 gün oldu, hala ben bu tadına bayılıyorum ya, of bu mükemmel bir şey bu falan filan derken beni bir baydı. Yani o aroma artık hani içtiğim zaman beynimde o ikiye ayrılıyordu yani. İçindeki böyle hani peynir altı suyu falan filan onlar bir kenara, o ağır yapay aroma ve tatlandırıcı bir kenara falan, artık böyle hani içerken beynime vuruyordu o yapaylık. Ondan sonra inanılmaz bir mide bulantısı falan, ben bunu kullanamadım yani. Bir hafta falan toplamda içtim, günde bir ölçek falan içiyordum, bir de ona rağmen yani daha fazla içsem demek ki daha erken şey pes edeceğim. O yüzden bu tip böyle absürt aromalar, daha sonra da yine markaların yolladığı oldu, şeyler oldu, deneyip test ettiğim aromalar oldu. Genelde bu tip böyle değişik aromalar arada bir kullanacaksınız, güzel oluyor. Yani mesela kurabiyeli aldın, koydun kenara ve kek yapıyorsun, bir şey yapıyorsun, pankek yapıyorsun. Bunları böyle yedirdiğin zaman çok güzel tat verebiliyor. Ama bunları alıp da böyle düzenli olarak kullanacaksanız eğer, bence şaşmamanız gereken üçlü çikolata, vanilya ve çilek olacaktır. Tabii tamamen kişisel tecrübem ve kanaatimden bahsediyorum burada. Yine aşağıda daha fazla yorum bulabileceksiniz bu konu hakkında. Ve kendi tecrübelerinizi de tabii ki aşağıya yazarak komüniteye siz de destekte bulunabileceksiniz. Bir diğer kriterimiz de şu olabilir. Tariflerde kullandığınızda ne kadar güzel oluyor. Yani en basitinden bir pankek yapmayı denemişsinizdir herhalde. Bugüne kadar bu kanalı takip ettiyseniz, protein tozu kullanıyorsanız da. Ve bunları kullandığınızda kektir, pankektir. Bazıları çok güzel uyum sağlıyor o hamur kıvamına gelirken. Çok güzel tat verebiliyor. Bazıları da çok sönük kalabiliyor ya da kıvamını pek oluşturamayabiliyor. Benim için, benim değerlendirdiğim kriterler bu şekilde. Bunları bir sıralama yapacak olursam da bunlardan birincisi kesinlikle tat. Hani baymayan ve güzel bir tat. Ve çok ağır şeker, çok ağır tatlı hissi vermemesi benim için önemli. Ne kadar yumuşak olursa içimi o kadar seviyorum ben. İkincisi kolay karışması, üçüncüsü de köpürmemesi ve dört tabii ki tariflerde şurada burada kolay kullanılabilmesi. Tabii ki bu dörtlünün üstünde de güvenilir bir marka, güvenilir bir kaynaktan, ham maddeden üretilmesi var. Benim kriterlerim bu şekildeydi. Sizden istediğim şu şimdi, bu şeyi nasıl oluşturacağız komüniteyi? Bu videonun altındaki yorumlar kısmına oturun, birkaç dakika düşünün, bugüne kadar neler kullandınız eminim. Bir sürü tecrübesi olan arkadaş vardır. Kullandığınız ürünü yazın. İşte Vader Dark Chocolate bla bla bla, onu yazın ve onun yanına da bununla ilgili yorumlarınızı yazın. Bu yorumları yaparken benim az önce anlattığım kriterlerden faydalanabilirsiniz. Veya kendi tecrübelerinizden, kendi kriterlerinizden bahsederek de anlatabilirsiniz. İşte mesela şu markanın şu ürününü aldım ama hani tadı beni çok baydı, şu şöyle oldu böyle oldu. Onun yerine daha sonra şunu aldım, o çok daha güzel oldu, çok daha hoşuma gitti. İşte X markası hiç güzel karışmıyor, kullanımı güzel değil, tadı kötü ama Y markasını kullandım, çok memnunum vesaire vesaire. Bu tarz yorumlarınızı bekliyorum aşağıdan ki ileride bir sürü yorum geleceğine eminim bu videonun altına. Ve herkes böyle tecrübelerini yazdığı zaman bu videonun altı yorumsuz ne ya? Bağımsız ve yorum platformu haline gelmiş olacak. Bir veri oluşmuş olacak elimizde ve bu elimizdeki gücü kullandığımızda da ileride protein tozu almak isteyen bir arkadaş bu videoya geldiği zaman direkt aşağıda yorumlar kısmından aradığını bulabilecek. Yani bağımsız yorumları görecek. Birebir kullanmış olan arkadaşların yorumlarını görecek ve isterse onlarla iletişime geçebilecek. Bence bu eğer uygulayabilirsek, güçlerimizi birleştirirsek sizle birlikte. Çünkü tek başına bu videonun hiçbir anlamı yok. Tamamen sizin aşağıya yazacağınız yorumlarla alakası var. Çok hoş ve çok faydalı bir veri elde etmiş olacağız diye düşünüyorum. Ve tüketici açısından da güzel, yol gösterici bir şey olacaktır. Bu videoda söylemek istediklerim bu kadar arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz, güzel fikir dediyseniz lütfen beğen butonuna basmayı ihmal etmeyelim. Aşağıya
kullandığınız ürünler hakkında yorumlarınızı bekliyor olacağım. Oradan yine aşağıdan etkileşime geçebiliriz. Fikir alışverişinde bol bol bulunabiliriz. Ve bu yorumlama olayını bir seri haline getirmemi istiyorsanız da onu da yine yorumlarda belirtirseniz çok güzel olacaktır. Çünkü diğer merak ettiğiniz, hakkında yorum bulamadığınız ve birilerine danışmak istediğiniz bu tip böyle ürünler varsa bunlar hakkında da böyle bir video hazırlayabilirim. Eğer gerçekten faydalı olduğunu görürsem bu videonun. Kanala abone değilseniz hemen şuradan abone olabilirsiniz. Aynı zamanda protein tozu olan arkadaşlar için de şu kenara kıyak geçeyim. Güzel bir tarif koyayım protein tozuyla yapılan. Bir tane de protein tozuyla yapılmayan bir tarif koyayım onu da yukarıya. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.